Tabii ki kontrol noktalarında görevli olan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Denetimlerde vatandaşlarımızın sahip oldukları belgelerin gerçek mi değil mi, bu konuda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde görüyoruz. Geçenlerde de açıklama yapmıştık. İlimizde muafiyet belgesi sayısının fazla olduğunu tespit etmiştik. Nedenle bugün arkadaşlarımız özellikle bu muafiyet belgeleri üzerinde çalışma yapıyorlar. Buradan seslenmek istiyorum. Bizler elbette ki hayatın her alanında çalışan vatandaşlarımızın faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için kendilerine kolaylık sağlıyoruz. Sağlanan bu kolaylığı da yerinde kullanmak lazım. Çünkü virüsle mücadele toplumumuzun ortak sorumluluğunda. Bu belgelerle gerekmedikçe, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıktığımız zaman virüsün yayılım hızını artırıyoruz. Bizler de bu denetimlerle ilimizdeki virüsün yayılım hızını azaltmayı amaçlıyoruz. Az önce arkadaşlarımızın görev aldığı diğer alanlara da baktık. Parklara baktık. Spor alanlarına baktık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda arkadaşlarımızla beraber bulunduk. Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki vatandaşlarımız kurallara uyma konusunda, özellikle maske konusunda gerçekten büyük bir hassasiyet gösteriyor. Bizim tabii ki sıkıntı gördüğümüz alanların başında hep ifade ediyoruz. Akraba ve komşuluk ziyaretleri. Bu komşuluk ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine ertelememiz lazım. Vaka sayılarımız artıyor. Bunu da tekrar açıkladım. Vakaların artırılması ve vakaların aşağı çekilmesi bizim yapacağımız faaliyetlerle ve göstereceğimiz tepkiyle alakalı. Kurallara uyduğumuz zaman, kuralları yerine getirdiğimiz zaman, tedbirleri harfiyen uyguladığımız zaman vaka sayılarının düşüşünü daha önce de gördük. Tedbirlerden uzaklaştıkça da vaka sayısının arttığını görüyoruz. Biliyorsunuz 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine geçtik. Bazı kısıtlamaları kaldırdık. Tabii ki bu kısıtlamaların kaldırılmasının kalıcı olabilmesi için de vaka sayısının artmaması lazım. Ama ne yazık ki son bir haftadır, 10 gündür bu kısıtlamaların hafifletilmesinden sonra ilimizde vaka sayılarındaki artışı sizlerle paylaşıyoruz. Bu vaka sayılarını öncelikle durdurmak, sonra da aşağı çekmek için bütün birimlerimiz çalışıyor. Ama birimlerimizin çalışması yanında bu konudaki en büyük katkı vatandaşımızdan gelecek. Eğer bizler vatandaş olarak kurallara uyarsak, tedbirlere uyarsak sonuç alabiliriz. Yoksa sizler de takdir edersiniz ki günün her saatinde, her anında, her yerde bizim kamu görevlisi bulundurma durumumuz yok. Her saat, her dakika denetim yapma imkanımız yok. Kendi denetimimizi kendimiz yapacağız. Kendimizi kontrol edeceğiz. Bu kontrolü normalleşme döneminde kontrolü sağlayacak olan bizleriz, kendimiziz. Bizler eğer kontrollü davranırsak ve kendimizi kontrol edersek, tedbirlerine uyma konusunda hassasiyet gösterirsek çok kısa sürede sonuç alacağımızı biliyoruz. Çünkü daha önce bunları yaşadık. Şimdi elbette ki 15 gün kapanalım diyenler var. Biz de diyoruz ki ya kapanmanın yerine 15 gün gerekmedikçe kalabalıklara çıkmayalım. Eş dost akraba ziyareti yapmayalım. Temizlik, maske, mesafe kuralına uyalım. Zaten kendiliğinden sonuç alırız. Yeni bir kısıtlama getirmek, hayatı durdurmak çözüm değil. 15 gün kapandık. Daha sonra tekrar dışarı çıktık. Kuralları bir kenara bıraktık. O zaman 15 gün tamamen kapanmanın da bir anlamı olmayacak. Ama bizim getirdiğimiz bu muafiyetler, kısıtlamaların hafifletilmesi bir fırsat olmalı. Bizim de bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğiz? Çok basit. İşimiz olduğu zaman, markete gideceğimiz zaman orada kurallara uyacağız. Kalabalık oluşturmayacağız. Ondan sonra parka çıkacaksak ailemizle çıkalım. Diğer tanımadığımız veya yakın komşularımız, akrabalarımız geldiği zaman bir kalabalık ortam oluşturmayalım. Bunu bir süre ertelersek yakın zamanda inşallah iyi sonuçlar alacağız. Ben tekrar hassasiyetle ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadelede
en ön safta görev yapan, mücadele eden sağlık çalışanlarımızın da 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.